Şimdi bir telefon geldi. Lamia ile konuştum. Ama sonra kesildi. Çok sevindim. Neredeymiş? Bilmiyorum. O kadar uzun konuşmadım. Çocuk kaçıracak, fidye isteyecek insanlar değiliz biz. Ne yaptığını farkında mısın sen? Sus, bağırma. Herkes duyacak. Ben ne diyorsam o olacak, anladın mı? Kıza karşılık parayı alıp borcumuzdan kurtulacağız. Niye yalan söylesin bana? Sen akıllı bir kıza benziyorsun. Faruk avukata parayla verecek seni. Eğer parayı alamazsa seni öldürür, anladın mı? Lamia. O odadan nasıl çıktın sen? Sana soruyorum, nasıl çıktın? Ben gitmek istiyorum efendim. Hiçbir yere gidemezsin. Seni de o fulyayı da gebertirim. Bunlar tapulardır. Bunlar da bak bankadaki paracıklardır. Sonra ne olacak sonra? Hepsi Erifçi'ye helal olsun. Hay Allah, kafayı yiyeceğim şimdi. Ya siz ailece tırlaksınız be. Fal bitti mi? Bitti. Tamam tamam. Şimdi bana yolu tarif et. Sana ortağın nerede dedim. Avda olduğunu söylemiştim. Daha dönme. Sana inanmıyorum. Gerçekten yok Adnan Bey. Şşt! Fidan ifadesini değiştirmezse burada kalacağım değil mi? Gerçeği söylemek gerekirse evet. O kadın bize düşman. Doğruyu söylemeyecektir. Ama bıçağı boğazına dayadığımda konuşacaktı. Ne diyorsun, ne bıçağı Semiha? Semiha bir hata yaptı Sabriye Hanım. Konuşması için Fidan'ı bıçakla tehdit etti. Lamia hakkında konuşacaktım. Tanıyorsunuz değil mi? Lamia nerede? Onu telefona verir misiniz? Tabii ki vereceğim hanımefendi. Ama önce 1 milyon dolar gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Ulan öfkem burnumda. Acısını senden çıkartmayın. Git ananı çağır, hadi. Annem hapse düştü. Hep senin yüzünden. Ne diyorsun kız sen? Ha? Annem hapiste. Anladın mı? Hapiste. Bağırma kız. Sabriye niye hapiste onu anlat bana. Senin odan söz sevgilin yüzünden. Allah kahretsin. Oyun oynadın bana değil mi? Ha? Polise haber verdin öyle değil mi? Hayır. Bana haber verdi böcek. Adnan. Yaklaşırsan kızı öldürürüm. Hiç deneme. Tetiğe basamadan geberirsin. Nasıl yapacaksın bunu? Etrafa bir göz atsana. Gördün mü? Şimdi Lamia'ya karşılık borcunu siliyor. Söz verdin değil mi? Verdim. Sözümü tutarım bilirsin. Fidan, gıcıklık yapma. Doğruyu söyle bana. Karın yaptı. Yalan. O karıncaya bile incitemez. Ben polise ifademi verdim. Hapislerde yatıp sürüm sürüm sürünsün. Elinizi mi kestiniz? Senin ölmenden daha iyidir kızım. İkiniz bir olup annemi yaktınız. Allah sizi kahretsin. Bana doğruyu söyle. Hayatında bir kere olsun doğruyu söyle baba. Kabul etmedi kız. Vicdansız karı. Yani annem kurtulamayacak, öyle değil mi? Sabriye'yi kurtarmanın bir yolunu bulacağım kızım. Ne zaman bulacaksın? Hain babasın. Kötü babasın. Hayatımızı rezil ettin. Nefret ediyorum senden. Bu evden, hayatımızdan, her şeyden. Yok olsun, bitsin artık. Bitsin! Geç oraya, geç! Dur. Siz burada bekleyin. Hadi acele et biraz, yürü. Yürü dedim, yürü. Lamia nerede? Yukarıdaki odada kilitli. Çabuk odayı göster, çabuk. Lamia nerede? Lamia nerede? Kimse yok burada. Ama... Lamia nerede? Sakın yalan söyleme. Buradalardı. Fulya ile birlikte bağlamıştım. İpleri kesip pencereden kaçmışlar. Aman tanrım. Tam Lamia'yı bulacağız. Olamaz böyle bir şey. Nerede bulursun onları söyle. Bilmiyorum. Kendi evine gitmez. Onu bulacağımdan korkar. Geç şöyle. Geç şöyle. Geç. Eve bak. Karardı kurudu be. Şu halimize... Sayende baba. Semiha, bana yüklenme.
Hadi git bana içki getir. Damağım dilim kurulu. Hala mı içeceksin? Şişeyi attın kırdın. Ne içtim ki? Evde içki yok baba. Semiha, git bakkaldan bana içki al. Veresiye vermiyor. İlla ki babanı uğraştıracaksın. Bir yudum içki için. Hem de şu yaralı bacağımla. Ölsek kimsenin umurunda değil. Topal topal dolaşıyoruz. Varsa yoksa anan. Baban ölsün zaten. Bu dünyadan defolup gitsin. Bu da geçer. Bu da geçer. Nereye baba? Cehenneme. Yürü. İyi düşün Faruk. Nereye gitmiş olabilirler? Vallahi bilmiyorum Adnan. 30 saniyen var. Ne yapıyorsun zaten be? Bekliyorum böcek. Bilemiyorum. Onlar bilemiyorum. Yeter. Yeter gidelim buradan. Sence hak etmedi mi? Lütfen gidelim buradan. Pekala. Pekala. Lamia kimi de nerelere gizlenecek şimdi? Hep bu soysuzun yüzünden. Nereye Adnan Bey? Tabancası bende kaldı. Pislik. Aşağılık pislik. Adi herif. Allah kahretsin. Ben sana gösteririm. Tabancayı alırken kendini vurdu. Yalan söylüyorsunuz. Kendi adaletinizi uyguladınız. İki bacağından yara aldı. Yaşayacak. Ama unutmadan yaşayacak. Yaptığınıza inanamıyorum. Doğrusu buydu. Bizim kanunumuz bu. Bizim kanunumuz da bu değil Adnan Bey. Sanırım baştan beri yanlış yerdeyiz. Hocam haklıymış. Değiştiniz sanmıştım. Ama yanılmışım. Özlem! Özlem! Bakkal merhaba. Kapatıyorum. Bir büyük ver öyle kapat. Sen de para ver bakalım. Şimdi bozuk yok üstümde, sonra alırsın. Veresiye bitmişti kardeşim, tövbeliyim. Şşşt, uğraştırma. Kafam bozuk zaten. Ver şu rakıyı. Bir kangal sucuk, biraz da hıyar turşusu ver bakayım. Olmaz kardeşim, veremem. Sen ciddisin galiba bu konuda. Suratından belli. Evet. O zaman diyorum ki mesela, hani buradan biri geçerken aldı taşı eline, bir vurdu cama, cam paldır küldür aşağıya. Zarara bak be. Senin zararın, benim sana olan borcumun iki katı. Hadi bakalım şimdi sen düşün. Tamam tamam gel. Gel tamam gel. Hadi yürü aç bakayım hadi. Hadi yürü gir içeri hadi. Bırak düşsün ya. Bırak düşsün ya. Tamam gir tamam ya. Vurma vereceğiz işte. Allah Allah.
ulan. Bu dünyada bana rahat yok. Lamia, Lamia, Lamia. Allah kahretsin. Avukatı da kahretsin. Topunun köküne kemirdi suyu. Biraz acıyor ama merak etme, iyileşir. Nasıl araba kullanacaksınız? Biraz zor olacak ama kaçmak zorundayız. Nereye gideceğiz? Geceyi geçirecek rahat bir yere. Sonra da sen avukat amcanın yanına, ben de yurt dışına. Kendi kanununu uyguladı. Belki de adamı öldürdü. Üstelik ben de şahit oldum. Niçin ona güvendim? Niçin? Baştan beri yanlış yaptım. Ben akılsız biriyim. Oo Adnan abi, nerelerdeydin? Hoş geldin. Bırak başlama. İçki getir bana. Olur Adnan abi, derhal. Kafam bozuk ha. Lamia'dan bir haber var mı? Vardı ama şimdi yok. Onu bulduğumuz anda elimizden uçup gitti. Olacak şey değil. Çok sinirlisin Adnan abi. Hadi durma Ali, getir şu içkiyi. Peki abi, hemen. Kendini affettirmenin bir tek yolu var ben. Lamia'yı bulacaksın. Bir dakika. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. İyi geceler. İyi geceler. Geç bakalım canım. Burayı bulamaz değil mi? Hayır canım. Burası bildiği bir yer değil. Merak etme, gel. Eliniz acıyor mu hala? Biraz. Çok üzüldüm. Her şey benim yüzümden oldu. Hayır canım. Senin hiçbir suçun yok. Yeteri kadar korkup hırpalandın zaten. Bunları düşünmeyi bırak da biraz uyu bakalım. Gel. Lamia, üstündekileri çıkarsana. Rahat rahat uyu canım. Ben böyle yatmaya alıştım artık. Uzun zamandır ne evim oldu ne de yatağım. Zavallı yavrum benim. İnşallah bir gün güzel bir evin, güzel bir yuvan olur. Hadi, hadi uyu artık. Of, yoruldum be hastane kapılarında. Ya parasız da içeri almıyorlar ha. Hop. Nereden geliş? Üçü bir yerde. Nerede o üçüncüsü? Hastanede karısı doğum yapıyor kurban. Güzel. Allah analı babalı büyütsün. Sen ne yapıyorsun burada böyle Halil? İçiyor, görmüyor musun ya? Zeki arkadaşlarım benim. Ne o, evdar mı geldi Halil böyle bahçede? Sabriye yenge yok ya, sıkıntı basmış. Ne edeceksin şimdi Halil? Ulan şu kadere bak be. Onun karısı da gitti, benimki de. Ya üstüne gitme be. Görmüyor musun? Kör kötük sarhoş. Sarhoş mu lan? Ne olmuş? Hadi. Hadi yallah hadi. Yürü. Yürü. Hadi yürü. Yürüyün, boyunuzu göreyim. İşte böyle Ali. Asıldık silahı. Fırtına koptu he. Yıkıldı. Her şey yok oldu. Kurmaya çalıştığım her şey kaçtı gitti. Özlem gitti. Bedelini ödeyeceğiz şimdi. Çok seviyordun Özlem Hanım'ı değil mi Adnan abi? Bak şu yıldızlara. Özlem onlardan biriydi benim için. Gökyüzünden kayıp yanıma gelmişti. Onu tutmaya bile cesaret edememiştim. Burası uğurludur abi. Unuttun mu bir gece burada sabahladın? Ertesi gün senin için yeniden... Bu defa sanmam. O yerine döndü, ben de yerime. Ama eksik bir şey kaldı. Süpürmem gereken bir pislik daha var. Nereye Adnan abi? Özlem Hanım'ı daha da uzaklara göndermeye. Polise gidip haber vermeliyim. Hocama ne diyeceğim? Beni asla affetmeyecek. Bazen o kadar zayıf davranıyorum ki. Kaçıp gitmeliyim buralardan. Sonunda Lamia'yı da kaçırdım. Tanrım yardım et bana. Lamia, neden uyumuyorsun kızım? Düşünüyorum Fulya abla. Yarın avukat amcamı bulabilecek miyiz? Bulacağız tabii. Ben havaalanına,
Sen de avukat amcanın yanına gideceksin. Ya üvey babam gelip beni alırsa gene? Olur mu hiç öyle şey canım? Alabiliyor. Onun soyadını taşıdığım için polisler beni üvey babama teslim ediyorlar. Merak etme Lamia. Avukat amcan seni hiç kimsenin bulamayacağı bir yere kaçırır bu sefer. Evet Fulya abla. Söyleyin avukat amcama kaçırsın beni. Özlem ablam da gelir. Maviş de Ali abinin kahvesinden alırız. Hep birlikte çok uzaklara gideriz. Üvey babamın beni bulamayacağı yerlere. Baba. Ne? Ne var? Hadi kalk. Yeter artık, içme. Eve gidelim. İçerim. Sana ne? Hadi dedim baba. Bağırma. Sarhoşsun baba. Bana baba deme. Niye? Sen babam değil misin? Biz bir aile değil miyiz? Parasız pulsuz bir aile. Olsun, çalışırız. Çok çalışır yaşarız. Masal anlatır gibisin. O kadar kolay mı? Herkes nasıl yaşıyor? Bana ne el alemden? Dinlemiyorsun bile baba. Her zaman böylesin. Hep inat ettin. Sonunda bak ne hallere düştük. Para, para, para. Annem nasıl kurtulacak düşünüyor musun? En az 2 sene hapiste yatacak baba. Yok ya. Sabriye. Sabriye yaşayamaz orada. Oraya dayanamaz, ölür. Allah korusun de baba. Korusun ve kurtarsın. Madem hiç kimse yardım edemiyor, Allah yardım etsin. Ağlama baba. Yazık Sabriye'ye. Kavga ederdik. İterdim ama onu severdim. Dürüst kadındı. Karımdı benim. Karımdı. Eve girelim baba. Boş ver. Ev mi kaldı? Hadi kalk baba, kalk. Gel. Uyan. Ne oluyor be? Fidan denen kadın sen misin? Beğenemedin mi? Hem sen kimsin? Gece yarısı beni rahatsız ediyorsun. Bazı dedikodular duydum. Seni bıçaklayanın Sabriye Hanım olduğunu söylemişsin. Sen de yeni avukatı mısın yakışıklı? Soruma cevap ver. Seni kim bıçakladı? Doğruyu söyle. Sabriye bıçakladı. Oldu mu? Doğruyu söyle dedim. Hoş herifsin ama sağırsın. Duymadın mı söylediğimi? Hayır, duymadım. Git başımdan. Şimdi polis çağırırım. Hiç deneme. Pişman olursun. Son defa soruyorum. Seni bıçaklayan Sabriye Hanım mı? Evet. O bıçakladı. Kimsin sen be? Bela mısın? Hayır. Azrail'im. Bırak dalgayı be. Tut ellerini ayaklarını. Aa, ne oluyor be? Ne yapıyorsunuz? Azrail'im dedim ya. İnanmadın. Şimdi seni öbür dünyaya uçuracağım. Yapma be. Manyak. Adi yerim. Evet. Manyağım. Manyak mısın oğlum sen? Evet, manyağım dedim ya. Tamam, tamam abi. Söyleyeceğim. Sabriye bıçakladı beni. Ulan. Tamam, dur manyak. Tamam abi, ne istersen söyleyeceğim. Tamam, tamam. Bana değil. Bu numarayı arayıp avukat Özlem Hanım'a söyleyeceksin. Tamam. Yarın öğlene kadar Sabriye Hanım hapisten çıkmazsa gene geleceğim. Tamam, merak etme. Söyleyeceğim. Söz veriyorum, doğruyu söyleyeceğim. Sabriye Hanım kurtulacak. Benden de kimseye söz etmek yok. Yok abicim. Öldürecekti beni be. Bu herif Aysel'den de manyak. Yaptığım bütün bu yanlışlıklar sonunda başarılı bir avukat olamayacağıma karar verdim hocam.
Benim için sarf ettiğiniz gayretinize teşekkür ederim. Ben zayıf biriyim. Bütün emekleriniz sayemde boşa gitti. Lütfen beni affedin hocam. Günaydın Özlem Hanım. Günaydın Müjde. Erkencisiniz bu sabah. Size hemen bir çay vereyim. Özlem Hanım, ağlıyorsunuz. Hayır. Sen bana bir kahve yap lütfen. Olur efendim. Baba, kalk kahvaltı hazır. Ne? Anneme gidecektik. Gideriz. Daha çok erken. Akşam başka türlü, sabah başka türlü hareketler. Günaydın Semiha. Geldi yine. Her yerden çıkıyor. Ne var Sinan? Ben şey için gelmiştim de. Ne için geldin? Annenin durumunu öğrendim de. Sana ne bundan? Annemle uğraşacağınıza kendi işinize bakın. Benim annem kötü bir kadın değil. Suçsuz o. Asıl olacak hocada mı gönderdi seni? Annemle uğraşmayı bırakın. Kızma Semiha. Ben kendim geldim. Annenin durumunu öğrendim de çok üzüldüm. Babam avukat biliyorsun. Bir yardımım olursa sevinirim. Annemin avukatı var, sağ ol. Hem yakında çıkacak, oldu mu? Konuşman bittiyse doğru okuluna. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Geçmiş olsun. Çocuğu bir dövmediğim kaldı. Ayıp ettim. Bazen kendimi tutamıyorum işte. Sinirim tepeme çıkıyor. Aynı sana çekmişim baba. Baba! Canım. O kadar güzel uyuyorsun ki. Sana kıyamayacağım. Merak etme. Uçak biletimi alıp hemen döneceğim. Ne oldu Özlem Hanım? Nereye? Gidiyorum. Hocam bugün gelecek. Beni sorarsa masasına bir mektup bıraktı. Onu okumasını söyle lütfen. Bir aksilik var Özlem Hanım? Hoşça kalmış de. Güle güle efendim. Merhaba çocuklar. Hocam, hoş geldiniz. Günaydın Özlem. Erkencisin bugün. Merhaba hocam. Siz de erken geldiniz. İlk uçakla döndüm. Büroya bir uğrayın dedim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Bana bir yorgunluk kahvesi yapın. Peki, olur efendim. Gelsene Özlem, ne duruyorsun? Evet. Lamia'dan bir haber var mı Özlem? Hayır hocam, hiçbir haber yok. Allah Allah. Çok tuhaf değil mi? Evet hocam. Ankara'daki işlerle ilgili dosyalar. Ne duruyorsun öyle, alsana. Hasta mısın Özlem? Hayır hocam. Neyin var? Çok üzgün görünüyorsun. Hocam size bir şey söylemek istiyorum. Seni dinliyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Efendim. Bağla bakalım. Seni arıyorlarmış. Alo. Alo. Avukat Özlem sen misin? Evet benim. Kiminle görüşüyorum? Ben Fidan. Sosyete avukatı. Tanıdın mı? Evet tanıdım. Ne istiyorsun? Ben istemedim. Sen istedin. Bak kızım. İfademi değiştiriyorum, tamam mı? İçin rahat etti mi? Anlamadım Fidan Hanım. Ne dediniz? Gerçeği söyleyeceğim dedim. Sabriye karısı da kurtulacak. Hala rol mü yapıyorsun? Bana gel. Hadi. Bekliyorum. Hem üzerime adam salıyor hem de anlamamışmış. Artist bunlar be. Telefondaki kimdi Özlem? Fidan. Ha? Fidan ne diyor? İnanmayacaksınız ama ifadesini değiştiriyor. Bu durumda Sabriye'yle kurtuluyor. Gerçekten bir mucize bu. Ne duruyorsun hala? Hadi doğru hastaneye. Fidan'ı savcının karşısına oturtursak Sabriye Hanım'ı hemen çıkartırız. Anlıyorum efendim. Hadi koş koş. O nedir? Bana ait bir mektup hocam. Alabilir miyim? Al tabii. Allah Allah. Gene şaşırdı bu kız. Vaktin doluyor Fidan Hanım. (Gülüyor)
İyi sabahlar. Günaydın. Baban hala uyuyor mu? Evet, uyuyor. Oh, uyusun da büyüsün maşallah. Bak ne diyeceğim. Bugün cezaevinin görüş günüymüş. Gerçekten mi? Evet ya. Sabriye'yi görmeye gidiyoruz. Gidelim. Babamı da götürelim. Oo, kızım top atsan uyanmaz o şimdi. Ben onu uyandırırım. Hadi uyandır, biz seni bekliyoruz. Baba. 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 Git başıma ya, daha çok erken. Bugün görüş günüymüş. Hadi kalk gidelim. Olur, gidelim. Bir parçacık uyuyayım. Ay. Fulya abla. Fulya abla. Fulya abla. Fulya abla. Günaydın küçük hanım. Günaydın efendim. Fulya ablamı gördünüz mü? Ablanız uçak bileti almaya gitti. Hemen gelecekmiş. Size kahvaltı vermemizi istedi. Ama benim param yok ki. Otel hesabınız ödendi. Merak etmeyin küçük hanım. Buyurun kahvaltıya. Teşekkür ederim efendim. Dömünüp duracağına içme şu zıkkımı Ceren. Bütün kemiklerim feci ağrıyor ya. Doktora göre bu ağrılarla birlikte yaşayacakmışsın artık. Nedenmiş o? Yaşımız Kemal erdi ondan Ceren. Ya sabah sabah moralimi bozmayın be. Doğru söyleyene 9 köyden kovarlar. Güzel konuştun. Recep sen sus. Sen sus. Çayları getirdim ağam. Aman dikkat et. Şimdi dökeceksin. Bir şey oldu mu Ceren? Ulan Selim. Ulan Selim. Şimdi senin... Kızma ağam, kaza oldu. Ulan bu Halil'i tanıdığım günden mi? Davayı kazandın. İyi bir avukat olacaksın. Sana başarılar diliyorum. Elveda Özlem. Buyurun. Affedersiniz, saat kaç acaba? Ona geliyor. Teşekkür ederim. Saat kaç oldu be? Bu adam kalkmaz kardeşim. Doğru vallahi. Biz işimize bakalım. Yürü. Yürü hadi. Uyanmadın bu hala? O kadar içmiş ki ayılamıyor. Boşuna bekliyoruz. Boşuna. Şeytan diyor ki bir kova su dök ayılsın. Doğru söylüyorsunuz. Böyle akıl verilir mi kıza? Bak şimdi neler olacak. Hadi yürü tüyelim. Dur be dur. Dur bekle de olacakları görelim. Ay. Ne oluyor be? Ah bacağım. İnsan babasını böyle uyandırır mı be? Ne yapayım, bir türlü uyanmıyorsun. Şimdi çarparım ha. Kızın kabahati yok. Su dök diye biz söyledik. Siz mi söylediniz? Evet ya. Görüş günü bugün, geç kalmayalım diye. Ha. Bir de pişmiş kelle gibi sırıtıyorsunuz ha. O zaman hadi şimdi sırıtın bakalım. Hadi şimdi sırıtın bakalım. Hadi şimdi sırıtın bakalım. Nasıl oluyor beyler? Ya karıma giderim gitmem, tasa size mi kaldı be? Gidin başımdan. Seninle hiçbir yere gitmiyorum. Ayıp ettin ama kurban. Defol lan! Defol lan! Ya defol! Baba. Defol! Baba! Başlarım babanın şarap çanağına. Daha afyonum patlamadı. Çay koy bana. Sonra istediğin yere gideriz. Yürü!
İfademi verdim işte. Karanlıkta Sabriye Hanım sandığımı söyledim. Aslında suçlu Aysel adında bir kadındı. Sabriye serbest kalacak. Tamam mı canım? İyi günler. İfadenin neden değiştirdiğini öğrenebilir miyim? Benimle kafamı buluyorsun sosyete avukatı. Gerçekten öğrenmek istiyorum. İyi artistsin ha. Bravo sana. Sana bir şey sordum Fidan Hanım. Aramızda kalsın. Üzerime gönderdiğin sıkı herifti ha. Aynı zamanda çok da yakışıklıymış. Kıymetini bil avukat hanım. Adnan, gene mi sen? Adınız Lamia mı küçük hanım? Evet. Size telefon var. Gelir misiniz? Tabii. Buyurun. Alo. Alo. Lamia, canım kızım nasılsın? Fulya abla, sizi bekliyorum. Çok geç kaldınız. Çok üzgünüm canım. Gelemiyorum. Ne oldu Fulya abla? Kötü bir şey mi var? Hayır. Bir saat sonraki uçakta yer bulabildim. Hemen havaalanına gitmem gerekiyor. Yoksa bir hafta sonra gidebileceğim. Buraya gelmeyecek misiniz? Sizi göremeyecek miyim? Maalesef kızım. Otele uğrayacak hiç vaktim yok. Anlıyorum efendim. Sen doğru Nişantaşı'na gidip avukat amcanı bulacaksın. Tamam mı? Hemen git. Tamam Fulya abla. Size iyi yolculuklar. Affet beni akıllı kızım. Sana yardım edemediğim için çok üzgünüm. Yardım ettiniz efendim. Beni o adamdan kurtardınız. Size çok teşekkür ederim. Sizi özleyeceğim. Ben de seni canım. Dediklerinizi yapacağım. Bol şans Lamia. Avukat amcanı inşallah bulursun kızım. Size de bol şans Fulya abla. Affedersiniz. Ben Nişantaşı'na gitmek istiyorum efendim. Nasıl gidebilirim? Bir taksi çağıralım. Sizi götürür. Benim param yok ki. O kadar yolu nasıl gideceksiniz? Yürüyerek giderim efendim. Ben hazırım baba. Baba? Baba? Ne oldu? Ne var? Ayıl artık ayıl. Anneme gideceğiz. Tuvalete gireyim hemen gidiyoruz. Öyle ucuz mahalle kabadayısı gibi sağa sola ateş etmek ne demek oluyor Celal? Celal ağa komiserim. Burada ağalık sökmez. Anlat bakalım. Neden ateş ettiniz? Tabanca rahmetli babamındı komiserim. Temizlerken ateş aldı. Öyle değil mi avukat? Aynen Celal Bey'in anlattığı gibi oldu komiserim. Ben anlamam. Kendini öyle kanunların üstünde görenleri de hiç sevmem. Estağfurullah komiserim. Şimdi doğru konuşun. Ateş eden hanginizdi? Celal Bey ateş etti komiserim. Celal Bey ateş etti komiserim. Evet komiserim. Sen ateş etmedin mi Selim? Ben mi? Evet o ateş etti komiserim. Öyle değil mi Raşta? Vallahi o ateş etti komiserim. Aman ağam. Sus. Doğruyu söyle. Anlaşıldı. Dördünüz de nezarette kalın da aklınız başınıza gelsin. Konuşsana avukat. Ben avukatım komiserim. Avukatsın ama bunların avukatısın. Aklın başına gelsin. Götün şunları içeri hadi. Yürüyün bakalım. Ama hadi, hadi. Baba, baba hadi çık artık. Tamam çıkıyorum be. İSKİ'den geliyorum. Ne istemiştiniz? Su saatiniz nerede? Dışarıda. Hadi sen git. Borcunuzdan dolayı suyu kesiyorum. Ay, ne olur yapmayın. Hop çüş gene sular ki. Kim bu adam be? Suyu kesmeye gelmiş. Sen ne akla evime girip de suyu kesiyorsun? İSKİ'den geliyorum. Benim görevim bu efendim. Buyurun bu da borcunuz. Bir haftaya kadar ödemezseniz saatinizi sökmek zorunda kalacağım. Bu ne ya? Semiha kaç para? Oku. Su borcumuz 140 milyon lira baba. Ha? 4 yıldır da ödenmemiş. 140 milyon lira su parası olur mu kardeşim? Ödemek için banka mı soyacağım ben? Sular akmıyor ki. Madem sular akmıyor, bundan sonra da akmaz olur biter. Ha? Ukelaya bak be. Baba hadi gidelim. Başlarım ulan babana şimdi. Suyu kestiler. Bitireceğiz be. Baba gidelim. Nişantaşı'nda daha çok var mı? Burası Nişantaşı sahibi.
Hadi kalk baba, kalk artık. Amma acımasızsın ha. Anana gideceksin ya, babana hiç acıman yok senin. Aktaş'tan geliyorum, iyi günler. Elektrik saatinizi sökmem gerekiyor. Ama biz fazla elektrik kullanmıyoruz ki. 200 milyon borcunuz var beyefendi. Çüş! 200 milyon borç olur mu be? Burası fabrika mı? Ödenmemiş faturalarınız var beyefendi. Maalesef saati sökmek zorundayım. Lütfen bize zaman verin. Okula gidiyorum. Ders çalışmam lazım. Pekala, ama bir hafta içinde mutlaka ödemeniz gerekiyor. Yoksa saati söküp götürmek zorundayım. İyi günler. Herife bak be. Bir de iyi günler diliyor. Neresi iyi günler bunun? Sökün ulan! Sökün! Evi de sökün, kurtulayım. Geldim mi peş peşe gelir zaten. Baba, gitmeyecek miyiz? Bana bak! Sakın bir daha gitmeyecek miyiz diye sorma, tamam mı? Merhaba efendim, bir adres soracaktım. Nereye arıyorsun? Avukat Nazmi Bey'in bürosunu. İyi de adresi yok mu? Yok efendim. Sadece isminin ve Nişantaşı'nda olduğunu biliyorum. Avukat Nazmi sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi bir şey. Nişantaşı çok büyük bir yer, bulamazsın. Teşekkür ederim efendim. Bana bak, sinir yapma. Her gidelim dediğimizde başımıza bir felaket geliyor işte. Ne yapalım? Bu işte bir uğursuzluk var. Hadi buyurun. Sabriye. Anne. Anneciğim. Kızım, yavrum. Nasıl çıktın anne? Fidan ifadesini değiştirmiş. Özlem ablan da beni hemen çıkardı. Sağ ol Özlem abla. Bir şey değil canım, gözün aydın. Biz de sana geliyorduk. Değil mi Semiha? Geçmiş olsun. Sakın dokunma bana. Yaptıklarını unutacağımı sanma Halil Bey. Ben ne yaptım? İnsafsızlık yapma. Bütün hainlik Fidan'da, boyun altında kalsın. Ama bak, yine de iyilik yapmış, ifadesini değiştirmiş. Halil, hala Fidan'ı mı koruyorsun? Yok canım, hayır. Fidan'ı dost tutup başımıza iş açan sensin. Bizi ilgilendiren şeyleri başkalarının yanında tartışmayalım Sabriye. Özlem Hanım ailemizden sayılır. Ben gideyim artık Sabriye Hanım. Çok geçmiş olsun size. Dur kızım, ben de seninle geleyim. Avukat Nazmi Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ben de geleyim. Avukat amcanın elini öpmek istiyorum. İyi gidin. Bol bol el öpün. İleride de sizi öpen çok olur. Sen de gel baba. Ben mi? Niye? Evet, sen de gel. Üzerimizde çok hakkı oldu. Yani ben şimdi gidip avukatın elini mi öpeceğim? Hocam sizden yaşça büyük Halil Bey. Biliyoruz avukat hanım. Ara sıra bazı şeyleri bilmenize sevindim. Yeah. Affedersiniz, size bir adres soracaktım efendim. Sor bakalım. Ben avukat Nazmi Bey'in yerini arıyorum. Bilmiyorum. Merhaba avukat hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annem kurtuldu Süleyman abi. Yapma ya. Geçmiş olsun Sabriye. Sağ ol Süleyman abi. Nasıl çıkabildin böyle? Hop. Önemli işlerimiz var. Sonra tezahürat yaparsınız. Yürü Sabriye, gidelim. Yürüsene kız. Şşş. Başka işiniz yok mu sizin be? Kızım, bu şekilde avukat amcanı bulamazsın ki. Ama bulmam gerekiyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bu çevreyi en iyi muhtarlar bilir. Şu köşede bir muhtarlık var. Git oraya sor en iyisi. Adresi bilirler. Hadi kızım, sen beni dinle. Git muhtar amcaya sor. Öf be, öf ya. Oturun ya. Zaten kaşık kadar bir yer. Sen de avukat olacaksın ha. Yuh sana be. Ben ne yaptım sana Celal'a? Ateş eden sensin. Doğru be Celal. Ne vardı sanki ateş edecek? Evet ya, bak şu halimize. Konuşmayın. Hep o itin yüzünden. Halil'in ne suçu var? Tetiği Halil mi çekti ağam? Susun lan. Halil'in ismini bir daha duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Git canından sen de. Git. Avukat. Kovuldun. Kovuldun. İyi günler efendim. Buyur küçük hanım, ne istedin? Avukat amcamın adresini arıyorum. Bana yardım eder misiniz? Adı Nazmi Bey. Nazmi Bey, Nazmi Bey. Evet. Dur bakalım. Bu akıllı alet bize yol gösterir. Bizim
için yaptığınız iyilikleri unutamayız avukat bey. Önemli değil Sabriye Hanım. Kurtuldunuz ya. Sağ olun avukat amca. Sağ ol Semiha. Size teşekkür etmek için evin reisi geldi avukat bey. Ailem adına teşekkür ederim avukat bey. Gerek yok Halil. Karının ve kızının her zaman yanındayım. Ama senin için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bence asıl teşekkür etmen gereken Özlem Hanım. Sen asıl ona teşekkür etmelisin. Anladın mı? Buyurun içeri geçelim. Bir şeyler içeriz. Ben girmeyeyim. Kapıda bekliyorum sizi. Niye içeri gelmiyorsun? Avukat beyin yüzünü gördün. Bana şeytanmışım gibi bakıyor. Haksız da değil hani. Sabriye, beni sinirlendirmeyin. Ben kapıdayım, tamam mı? Bekliyorum. Geç kalmayın. Affedersiniz. Avukat amcamın adresini arıyorum. Oh be. Dünya varmış. Avukatmış. Başlarım senin avukatlığına. Şu köşeyi dönünce soldaki apartmanın karşısı. Sağ olun. Şuradan sağ olun. Çok sağ olun. Yuh be. Sen ha? Lamia? Kız. Baba. Seni gökten alken yerde buldum. Bırakın beni efendim lütfen. Sus kız. Avukat amcama gideceğim. Avukat amcana falan gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Bırakın beni. Eğer bağırırsan şuracıkla gebertirim seni. Yürü hadi. Bırakın beni. Yürü. Sus konuşma. Yürü. Bırakın beni. Bırakın. Yürü. Yürü hadi. Lütfen zahmet etmeyin. Biz yolu biliyoruz. Dur bakalım Sabriye Hanım. Öyle kolay kolay kaçmak yok. Bunu yapmayın avukat bey. Bu benim param değil. Lamia'nın parası. Hadi itiraz etme. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah sizden razı olsun avukat bey. Sizden de Özlem Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Sabriye Hanım. Sizi öpebilir miyim Özlem abla? Hadi bakalım. Güle güle. Bir mucize oldu ve Sabriye Hanım kurtuldu. Bu işi nasıl çözdün Özlem? Niye hocam? Fidan'ı ifadesini değiştirmeye nasıl razı ettin? Ben bir şey yapmadım hocam. Kendisi istedi. Fidan gibi bir kadın ifadesini kendi değiştirdi ha. İnanılacak gibi değil. erkek adamın erkek oğlu olmuş. Ya evlat ayırt edilirmiş Emuz. Ödülür ya bizim oralarda. Ulan başlayacağım sizin oralara. Ulan bir evladın kızı erkeği olur mu be? Hayırlı olsun yeter. Amanın Lamia bu. Kızı yakalamış Halil. Ya kim kimi yakalamış be? Sonunda kızı buldu ha. Lamia kızım. Nasılsın Lamia? Musa abi. Sus kız. Lamia gayet iyi. Siz işinize bakın. Bize de bulaşmayın. Kim bu kız kurban ya? Ya Halil'in meşhur zengin kızı bu işte. Ya. Ya çok yazık şu kıza be. Şu Halil'in elinden kurtulamadı gitti be. İçeri gir Lamia Hanım. Geç kız. Sana kaç kere benden kaçamazsın demedim. Dediniz efendim. Sen ne dedin? Dediniz babacığım dedim. Ha şöyle. Senin yüzünden başıma gelmedi kalmadı. Sebebi sensin. Ben bir şey yapmadım babacığım. Geberteceğim seni, geberteceğim. Geberteceğim seni. Anladın mı? Geberteceğim seni. Zırlama karşında. Lamia. Anne. Anne. Lamia kızım. Anneni kurtarın beni. Şşş. Karışmayın kız. Gel buraya. Buradan bir daha çıkmayacaksın, tamam mı? Olur babacığım, çıkmayacağım. Semiha, git avukat beye haber ver. Lamia'nın bizde olduğunu söyle. Hayır. Haber vermeyeceksiniz. Vereceğiz. İyi, verin. Kızı göstermek için avukattan para istediğimi de söyleyin, olur mu? Al, işte sana para. Avukat beyden bir şey istemeyeceksin, anladın mı? Bunu avukat verdi değil mi? İyi. Sayalım bakalım. Güzel. Semiha. Git bana... Rakı ve meze al. Sonra da avukat amcana telefon et. Gelsin bakalım. Konuşalım. Ne bakıyorsun annene be? Bu evde benim dediğim olur. Hadi yürü. Halil. Avukat.
Hadi bakalım. Görüşelim. Ağlama kızım. Seni en kısa zamanda kurtaracağız. Avukat amca, götürün beni buradan. Şu anda bu mümkün değil Lamia, biliyorsun. Beni ondan kurtaramıyorsunuz avukat amca. Ne yapacağım? Sabredeceksin Lamia. Yakında, çok yakında seni buradan alacağız. Korkuyorum. Beni öldürecek. Bak annem burada. Merak etme kızım. Hiçbir şey yapamaz sana. Ben buradayım. Gördün mü bak. Hem bu evde emniyettesin. Sana bir şey yapacak olursa ömür boyu hapis yatacak. Şimdi biz gidelim. Yarın yine geliriz. Sağlığınıza avukat bey. Lamia'ya bir şey olmasın sakın. Yoksa içtiğin o rakıyı sana zehir ederim. Anladın mı? Hiç merak etme avukat bey. Ben kendi kızımı senden daha iyi düşünürüm. Bir terslik olursa beni arayın Sabriye Hanım. Size güveniyorum. Merak etmeyin avukat bey. Güle güle gidin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sabriye Hanım. Size de iyi akşamlar. Lamia. Lamia! Buraya gel. Efendim. Efendim değil. Babacığım. Efendim babacığım. Otur şuraya. Artık yanından hiç ayrılmayacaksın. Ölene kadar. Ayağım acıdı kardeşim. Bak. Gösteri yapacak başka gün bulamadınız mı? Ne dedin sen, ne dedin? Şey davanızı destekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar işte gerçek bir vatandaş. Sen nereye? Sana mı düştü kapıyı açmak? Otur. Bu saatte kim bu münasebetsiz be? Nerede o moruk? Kimsiniz siz? Buradasınız demek. Aysel hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Paramı ver moruk. Paramı istiyorum. Sinirlenme. İç bir yudum şundan. Kim bu Halil? Sen karışma Sabriye. Ben Fidan'ı bıçaklayan Aysel'im. Oldu mu? Fidan beni polise gammazlamış. Az daha yakalıyorlardı beni. Bana para ver moruk. Ne parası be? Bu kız için vereceğiniz para, tamam mı? İyi de. O burada bak, sapasağlam. Para istiyorum, para! Yoksa bu kızı öldürmek istediğini polise anlatırım, tamam mı? Şşş! Ben senin paranı yer miyim hiç? Fidan'a verdim hepsini. Yok ya. Vallahi inan. Hepsini verdim. Git ondan al paranı. Vay be, kötü. Keleğe geldik ha. Ben gösteririm o Fidan'ı. Hangi hastanede yatıyordu o? Şafak Hastanesi'nde. Sağ ol güzelim. Sen de bana bir kelek yapıyorsan seni de Fidan'ın yanına gönderirim, bilmiş olma, tamam mı? Fidan'ı ben bıçakladım, tamam mı? Çok kötü bir kadın anne. Korkma kızım. Kim bu kadın Halil? Duydun işte, Fidan'ın belalısı. Onu bıçaklayan. Ben başka şeyler de duydum. Lamia'nın öldürüleceği hakkında. Manyak bu kadın Sabriye. Ona inanılır mı be? Görmüyor musun ne haldeydi? Neden Fidan'ın kaldığı hastaneyi söyledin Semiha? Fidan belasını bulsun diye. Ya kadını öldürürse, polise haber verelim. Fidan'dan bize ne anne? Yaptıklarını unuttun mu? Semiha haklı.
Bırakalım da fidan başının çaresine baksın. Ne haber? Kahve. Aysel. Gülüm. Beni polise okumuşsun. Hiç olur mu? Ben öyle şey yapar mıyım? Günahımı alma gülüm. Günahım bitmedi. Halil Moruğundan benim için de yüklü bir para almışsın. Tövbe tövbe. Kim para almış? Yolanda para ne gezer? Yalancı herif seni kandırmış. Yalancı kim be, o mu sen mi? Beni ortada top yaptınız ulan. Kaçacağım lan. Ben paramı iptal ediyorum. Durun bakalım, ne oluyor? Bırakın ulan beni. Bırakın beni. İşte beni bıçaklayan kadın mı? Tutunmayın. Bırakın ulan. Bırakın ulan. Sus, bağırma. Sen ekiplere anons geç. Güle güle gülüm. Güle güle. Göstereceğim ulan ikinize de. Göstereceğim kurtulduğum zaman yalancılar. Tamam, bağırma. Sağ salim çıkabilirsen. Yiyeceğim ulan çok zaman bakarsın. İkinize de yürü dedim. Ulan. Hadi Lamia yatağına. Beni bırakmıyor anne. Olsun, hadi gel. Ne var be? Lamia'yı yatağa götürüyorum Halil. Olmaz, bu kız kaçar gene. Uyumasın mı bu kız? Uyusun da yatağında değil. Nerede yatacak? Emin yerde, kenefte. Yürü kız, doğruca kenefte. Ne yapıyorsun yürü sen Halil? Çıldırdın mı sen? Yazık bu kıza. Lamia. Lamia kızım. Üzülme. Geçecek bunların hepsi. Kurtulmak istiyorum anneciğim. Çok yoruldum artık. Söyle babama beni bıraksın. Avukat amcayla konuşsun. Bütün paramı alsın. Kahvaltınız hazır efendim. Kahvaltı falan istemiyorum. Kaldırın şunları. Peki efendim. Rüya görmüyorum değil mi? İyi sabahlar Adnan Bey. Beni çok şaşırttın. Buraya gelmemi lütfen yanlış anlamayın. Size çok kırgınım. Ancak Sabriye Hanım kurtardığınız için teşekkür etmek istedim. Senin tarafından haklı görünmek güzel. Aslında haklı değilsiniz. Fidan'ı nasıl konuşturduğunuzu tahmin edebiliyorum. Bazen kötülerle uğraşman için başka bir seçeneğin kalmıyor Özlem. Siz de o kötülerden biri değil misiniz Adnan Bey? Ama ara sıra iyilerin işine yarıyor. Hiçbiriniz olmasa daha iyi olurdu. Bu şartlara bağlı. Bu şartları beğenmiyor, hala dur diyemiyorsunuz öyle mi? Bütün bu gördüklerim yetmiyor mu? Nasıl bir bencillik bu? Belki haklısın. Ama insanoğlunun hırsı. Sanırım bu dünyada başkalarının da yaşadığını fark edeceksiniz bir gün. İyi günler Adnan Bey. Bu derslerin karşılığında size bir kahve ikram edebilir miyim? Teşekkür ederim. Sadece bir kahve. Anne, bırak da ben süpüreyim biraz. Sen babanı uyandır da Lamia'yı tuvaletten çıkarsın artık. Yavrum, canı çıktı kızım. Beni mi çekiştiriyorsunuz? Artık tuvaleti açsan baba. Bir çocuk oralara kapatılır mı Halil? Sus. Sus, işine gelmeyince sus. Çıkar çocuğu oradan. Yeter yaptığın eziyetler. Sus dedim sana. Gel kız buraya. Tamam geldim. Yürü yürü yürü. Hadi. Nasılsın Lamia? Gel kahvaltı hazır. Gerek yok. Biz gidiyoruz. Nereye? Amma soru sordun be. Soru sorduk da cevap alamadık baba. Baba kız gezmeye gidiyoruz tamam mı? Ben de geliyorum. Sen gelmiyorsun. Neden gelmiyormuşum? Yürü kız. Semiha! Kıskançlık yapma. Dokunma bana. Kıskançlık yapma dedim. Kıymetli kızın geri döndü ya. Semiha kızım. Lamia dönünce ben unutuldum anne. Saçmalama. Lamia ile bir iş için gidiyoruz. Ne işiymiş bu? Şimdi sana bir de ifadem vereceğim be. Evde sular kesildi, para lazım. Elektrik kesildi, para yok. Lamia'nın bu işle ne ilgisi var? Var. Salı pazarına götürüyorum. Satmaya. Yürü kız. Allah bu kızı kurtarsın Halil'in elinden.
Ağam hoş geldin. Geçmiş olsun. İyi iyi. Arayan soran var mı? Var ağam. Halil diye biri sizi içeride bekliyor. Ne? Ver silahını bana. Buyur. Geçmiş olsun ağam. Bugün seninle hesap keseceğiz Halil. Şimdiye kadar seni hep affettim ama... başına gelecekleri bildiğin için... çocukla geliyorsun değil mi? Bana vicdan yap. Selim! Al şu kızı. Bırakın beni. Gel buraya. Bırakın beni. Al, dur. Bırakın. Şimdi hesap keseceğiz Halil. Ben de onun için geldim Celal ağa. Bak namussuza, bir de konuşuyor. O çocuk kim biliyor musun? Lamia. Meşhur üvey kızım. Trilyonluk Lamia. Şu her yerde aradığımız kızım. Lamia sensin öyle mi? Evet efendim. Ağam, artık gelecek için biraz konuşsak diyorum. Götürün kızı. Bırakın beni. Tabii ya kardeşim. Konuşalım Halil. Lamia'yı bulduğuna göre... kız yolcu artık ağam. Nasıl yapacağını planladın mı? Size bir şey daha söylemek istiyorum Adnan Bey. Lamia bulundu. Gerçekten mi? Çok sevindim. Küçük ortağımı çok özledim. Onu görmek isterim. Üvey babası bulmuş onun yanında. Böcek Halil'in elinde öyle mi? Nasıl alacaksınız peki? Gene mahkemeler tabii. Uzun bir süreç. Yazık çocuğa. Bana izin ver Lamia'yı alıp getireyim onun elinden. Asla. Siz bu işe sakın karışmayın. Nasıl istersen Özlem. İyi günler Adnan Bey. Seni bir daha görebilecek miyim Özlem? Hayır Adnan Bey. Bu gelişim bir vedaydı. Adnan Bey. Evet benim. Hayrola? Faruk Güven adlı şahsı vurmaktan size tutukluyorum. Ellerinizi uzatır mısınız Adnan Bey? Bir dakika durun beyler. Bu işimizin bir parçası Özlem. Yani senin deyimiyle kötülerim son. Çok üzüldüm. Olanlara sebep benim. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Nasıl yardım edebilirim? Galiba iyi bir avukata ihtiyacım olacak. İyi günler Özlem. Bunlar da ne? Soracağına aç da bak Sabriye Hanım. Bunlar nedir baba? Zıkkımın kökü. Görmüyor musun? Hediye. Babanın sizi düşündü de hediye aldı. Al. Bu Lamia ile senin. Parayı nereden buldun Halil? Üzümü niye bağını sorma demişler. Celal Ağa'dan para aldın değil mi? Gene başımızı derde sokacaksın. Kadın kısmı erkeğin işine karışmaz. Niye karşılık aldın bu paraları Halil? Dur be. Kör müsün? İçiyoruz. Yeter artık içtin Halil. İçme. Bana bak. İçerim içmem. Sana ne be? Git içine. Yürü. Hadi kızım burada uyuma yatağına. Hadi Lamia sen o de. O kalsın. Bir duble içeceğiz. Tam sönecek zamanı buldu be. Allah kahretsin. Sabriye! Ne var? Bir şey getir aydınlat şurayı hadi. Ey yüce Allah'ım, şu kızı Halil'in elinden kurtar. Ne olursun. Ben senin... Kalk kalk. Uykum uyku yok hadi yürü. Yürü hadi. Baba. Başlatma şimdi babana.
Nerede? Paralarım gitti. Ulan kim çaldı paralarımı? Ulan kumara gitmeyeyim diye Sabriye paralarımı çaldı. Sabriye! Yeah.